Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier League programının Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Yanımda Hakan Gürsan var. Hakan hoş geldin abi. Hoş bulduk. Dünya Kupası'na çok az bir süre kaldı. 3 maç haftası sonrası Dünya Kupası arasına giriyoruz. Garip bir şekilde Kasım ayında bir Dünya Kupası Katar'da. Öncesinde Premier Lig'de neler oldu, neler bitti? Geçen haftadan aslında biraz başlayarak ben konuşmak istiyorum Hakan. Benim adıma ortalamanın üzerinde yine bir hafta oldu ve sıralamalarda yine yukarılardayım. Yani ilk 1 milyonu atmıştım kendimi hatırlarsan. Bir önceki programda da bahsetmiştim. Şu anda da 798 bin, yani ilk 800 bini attım. Her yerde yeşil oklardayım. 65 puan topladım geçen hafta. White'dan 6 puan aldım. Kevin De Bruyne'i kaptan yapmıştım ben 18. Andreas Pereira'dan 10 puan. Haaland'dan 13. Kane'den 8 aldım. Tek üzüldüğüm nokta Almiron yedek kaldı. Martinelli'ye çok fazla şans verdim. Almiron'un da skor yapacağını düşündüğüm halde yedeğe koydum. Oynamayan biri olsaydı Zaha ya da Martinelli yerine girebilecekti. Ama giremedi. Yine de sağlık olsun. Haaland'ın sakatlığı var. Sen de geçen hafta zaten City'li yok onu biliyorum ama Haaland sakatlığı sonrası senin geçen haftaki performansın bu hafta neler olacak? Yani kaptan tercihlerinden oyun mesela çok önerilerde bulunmuş. Hep hücum oyuncuları tabii Haaland elinde %90'a yakın kullanıcının elinde Haaland var. O yüzden biraz öyle girdim ben. Daha önce oyun tarihinde çok olmamış bir şey. Bu biraz dengeleri değiştirir mi sence? Ne dersin? Ya çok değiştirmeyebilir. Ya şöyle değiştirebilir tabii. Eğer elinizde Haaland var, Salah yok ise değiştirir. Ya yani Haaland'la oynayıp oynamayacağını bu arada hala bilmiyoruz ama yani sızan birkaç görüntü eğer doğruysa Haaland bu hafta oynamaz. Öyle gözüküyor. Oynamayacaksa ve elinizde Haaland var, Salah yoksa ve Salah'ı kaptan yapamıyorsanız bir hafta veya atıyorum Kane'i kaptan yapamıyorsanız o zaman bu hafta biraz işler değişebilir. Çünkü hem Kane hem Salah çok iyi fikstürlere gidiyorlar. Salah dün Şampiyonlar Ligi'nde de golünü attı. Yani işler değişebilir Haaland sahipleri için ama Haaland'ın oynama ihtimaline karşı elinizde Haaland varsa işte Haaland'ı kaptan yapıp hani oynamasa bile Vice Kaptan'ı işte Salah veya Kane yapıp herhangi biri varsa elinizde bu şekilde ilerleyebilirsiniz aslında. Öyle de bir opsiyonunuz var. Ama elinizde Haaland var hem Salah hem Kane yani ikisinden biri yoksa o zaman bence sıkıntı başlıyor bu hafta. Haaland yerine önerilen kaptanlar üzerinden bakarsak dediğin gibi Kane var. Dominic Calvert-Lewin önerilmiş. Yani çok uzun zaman sonra bir gol buldu. 7.9 milyon. Burada biraz konu bütçe açmayla da alakalı. Ivan Toney ve Wilson mesela forvet oyuncusunda. Yani kaptandan ziyade Haaland yerine gol atabilecek oyuncu, forvet oyuncusu alıp direkt birebir değiş. Çünkü herkeste iki transfer hakkı yok. Senin az önce bahsettiğin Salah konusunda Haaland var Salah yoksa ve bir transfer hakkı varsa o kullanıcı eksi 4'e gidecek mecburen. Ama o eksi 4 dün getirisi de çok yüksek oldu. Çünkü sen de iki önceki programda şunu demiştin. Garanti getirecek oyuncularda eksi 4'e gitmenin hani çok büyük bir problem yok. Ama hani eksi 4'e gidip Scamacca, işte Bowen gibi isimlere gidilse orada büyük problem olur. Doğru, doğru. Vallahi biz haftalardır Salah Efendi'yi beklediğim, bu hafta da bekleyeceğiz. Oyunun önerisine uyamayacağım orada. Kendi Salah beklentimden gireyim. Hatta orada girmişken kaptan işini bir konuşalım bence. Tabii. Şimdi rakiplere göre Salah, Kane ve sona bir baktım. Maçlarda Leeds ve Bournemouth'a karşı ne oynamışlar diye. Salah 3 maç ilk 11 başlamış şu ana kadar Leeds'e karşı. 6 gol 1 asist. İnanılmaz bir performans. Her maçta katkı var. Kane Bournemouth'a karşı 8 maçta 7 gol 1 asist yapmış. Son Bournemouth'a karşı 7 maçta 5 gol 2 asist yapmış. Daha benim bu hafta için hani en büyük kaptan şeylerin potansiyellerini böyle görüyorum. Yani ben Salah'a kaptan yapacağım şahsen. Hatta Salah'la girmişken biraz Salah'a konuşalım isterim. Bu sene geçen yıllara göre tabii performansı artıyor ama 5 gol beklentisiyle şu ana kadar ligdeki en yükseğe sahip orta sahalar arasında. Yani pool'da kötü performansına rağmen 22 golle şu anda ligin en çok gol atan 4. takım. Gol beklentisinde ise 23.5'la lig ikincisi. Yani hani Liverpool çok formsuz diyoruz, olmuyor diyoruz ama esasında olmayan şeyler savunmada olmuyor. Hücumda hiçbir eksiği yok. Geçen senelere göre baktığımızda Liverpool'un Salah'ın formsuzluğuna rağmen. Rakip Leeds 18 gol yeme beklentisinden 18 gol yemiş. En çok gol yiyen 6. takım. Ya artık Salah bu haftada bir şey yapmayacaksa gerçekten hani 8
8 tane gol atacağını bilsem bir sonraki hafta yine satacağım yani. Hani o raddeye geldim. Öyle evet, söyleyeyim. Çünkü bu hafta da mesela 54 puan aldım ben. Aşağılarda olduğum yeşil bayrak gördüm. Yani sıra kazandım. Ama Salah kaptanken yaptım yani. Ama bir de Salah kaptandan return alabilseydim çok daha yüksek yerlere gidecek. O yüzden Salah beklentimiz var hala. Bıçak yemeği dayandı. Her gece yeminler ediyorum diyorsun yani. Evet. Biraz aynen. Performansı dediğin gibi şeyde yani güzel de bir gol attı Şampiyonlar Ligi'nde de tekte. Zaten alınabilecek şu anda en garanti oyunculardan biri. Yani bu hafta aslında ön plana çıkan isimlere baktığımızda Hakan, bir zaten Andreas Pereira gerçeği var. Ondan çok biraz bahsetmek gerekir herhalde. 4 maçta 1 gol 3 asistle son 4 maçında 24 puan ve evinde Everton'la oynayacak. Fulham geçtiğimiz yıllara göre orta sıralara tırmanıp o düşme korkusunu sezon başından beri neredeyse yaşamayan bir takım. O yüzden Fulham'dan bir oyuncu tercihi yapma konusu çok mantıklı gibi duruyor. Ligin ilk 4 haftasını geçtikten sonra, hatta 5 haftasını geçtikten sonra 44 puan toplayan mesela bir Alex Iwobi var onun karşısında. O da o orta sahalar arasında ilk 5 haftayı geride tutunca 4. sırada, 5. sırada yer alıyor. Yani Iwobi de ucuz bir oyuncu 5,5 milyonluk değeriyle. Yine aynı şekilde Dominic Calvert-Lewin 7,9 milyonluk değeriyle. Hani bu maçta iki takımın da gol bulup gollü bir karşılaşma olabilir ama bazen Pickford'un çok acayip performansları oluyor. Öyle bir güne denk gelirse Fulham tarafında belki problem olabilir. Öyle bir durum olduğunda zaten Everton da çok bir şey atamıyor. Biraz öyle bir maç olabilir. Yani şeye bakıyorum, performansı düşen oyunculara bakıyorum. Pascal Gross, McAllister gibi oyuncuların fiyatları hep düşmüş. Saint-Maximin var. Savunma oyuncularına gelecek olursak Jufal aynı şekilde performansı düşen ve o yüzden de ücreti düşen oyuncular. Højbjerg var bunların arasında. Antonio var. Aubameyang var. O yüzden burada hücum anlamında seçilebilecek oyunculardan zaten sen bahsedersin. Ben savunmada mesela Shaw'a değinmek istiyorum. Shaw döndü. West Ham, Aston Villa, Fulham sürü var Manchester United'ın Dünya Kupası'na kadar. Bruno ile beraber ikisini birlikte aslında kadrolara katma mantıklı olabilir. Bruno Fernandes 9,8 milyon. Geçtiğimiz yıllar ki performansını göstermiyor ama 4 maçta 18 tane şans yaratmış. O yüzden orta sahaya Haaland'dan çıkıp oluşan bütçeyle Salah'a gitmek yerine mesela Bruno'ya gidilip orada da belki savunma oyuncusu alınabilirse, 2 transfer varsa 1-4 daha yapılıp 3 transferle 3 haftalık mini bir fikstürde neredeyse hani böyle wild cardımsı bir şeye gidilebilir. Shaw o yüzden uygun bir isim gibi. Mesela Dalot fiyatı yükselen savunmacılar arasında bende zaten var. 4,7 oldu Dalot. Hani Dalot 5 milyonu bulacaktır birkaç hafta içinde. Belki Dünya Kupası dönüşü. Mutlaka savunmacılar arasında alınması gereken bir isim. Yine aynı şekilde Ben White'ın da 4,6 milyonluk değeriyle fiyatı yükselen ve 5 milyon altı aslında gayet kelepir sayılabilecek ve büyük takım savunmacılar arasında olduğunu ben kendi adıma söyleyebilirim. Artısında orta saha ve forvet tarafında benim değindiğim şeyler dışında ben genel hatlarıyla sana bırakmak istiyorum. Yani savunma böyle gibi duruyor. İşte Dalot, Shaw gibi isimler, Ben White gibi isimlere gitmek. Şimdi Chelsea'nin biraz rotasyon durumları çok olduğu için onlara gidemiyorum. Onlar bu hafta Brighton deplasmanındalar. Belki çok rahat kazanırlar. Bilemiyorum ama Crystal Palace mesela Soton'u ağırlıyor. Palace'dan yine Andersen tercihi, Guehi tercihi belki yapılabilir. Newcastle'da Trippier'den çok ya da Fabian Scher'den falan bahsetmeye gerek yok. Gol de buldukları için yüksek puanlı oyuncular. Fikstürlere baktığında senin bu Dünya Kupası'na kadarki dönemde orta saha ve forvetten ön plana çıkan tercihlerin kimler oldu? Valla Salah'a konuştuk. Zaha'dan bahsetmek istiyorum biraz. Şu ana kadar 5 gol 1 asistte Zaha. 4.4 XG ile Salah'ın hemen arkasından orta sahalarda ikinci konumda. Gol beklentisinde. Fikstüre baktığımız zaman da bu hafta Southampton, ondan sonra West Ham United, Newcastle, Fulham, Bournemouth diye gidiyor. Gayet iyi bir fikstür var. Yani Dünya Kupası'ndan sonra da iyi bir fikstür var. Dünya Kupası'na kadar da gayet fikstür. Önümüzdeki 5 haftanın en iyi ikinci fikstür olarak gözüküyor Crystal Palace fikstürü. Bu haftaki rakip Soton 19 golle şu ana kadar en çok gol yiyen 5. takım. 19'da gol yiyen beklentisinden yapmışlar bunu. Orada da gol yiyen beklentisinde 6. En çok gol yiyen beklentisi 16 yine. Kötü bir savunma takımı. Palace şu ana kadar sadece 12 gol bulabildiyse de zorlu fikstürlerini atlattılar. Ve artık nispeten kolay rakiplerle oynayacaklar. Kalitelerini gösterecekleri haftalara gelmiş olabiliriz. Burada Zaha'dan şu ana kadar yaptıklarının daha fazlasını bekliyorum. Ben bir diğeri de Almiron. Senin kadronda bulunan Almiron'dan bahsedeyim. Çok
formda, en iyi sezonunu yaşıyor. Newcastle'ın fikstürü Aston Villa, Southampton, Chelsea, Leeds, Leicester ve Leeds diye gidiyor. Yani Dünya Kupası'na kadar Aston Villa ve Southampton'la oynayacaklar. Bir de Chelsea'yle oynayacaklar. O da iyi bir fikstür. Yani Chelsea hariç getiri alabileceğiniz fikstür gibi gözüküyor. 12 maçta 6 gol şu ana kadar Almiron. En skorer ikinci orta saha oyuncusu. Newcastle'da gol beklentisinde 21.5 ile lig dördüncüsü. 20 gol buldular. Bu anda da lig altıncısılar. 5.5 milyonluk da fiyatı var Almiron'un. Gerçekten hani bütçeler için çok değerli bir oyuncu bence bu açıdan. Abi kesinlikle. Foden ve Martinelli'den bahsetmeyeceğim. Onlar zaten kadronun çoğunda oldu. Çok farklı yerler değil. Yani Martinelli mesela benim tabii Saka'ya göre daha uygun olduğu için kadro tercihimi yaparken değerlendirdiğim bir oyuncuydu ama o da suskun bir süredir. Biraz büyük maçlarda oynuyor gibi bir hali var. Saka tabii Saz'a elini aldı ama Saka da daha pahalı bir seçenek olduğu için Martinelli'de kalmıştım ben. Sadece abi Palace'ın iç saha dış saha performansı biraz geceyle gündüz gibi. Mesela ben bu hafta almıştım Zaha'yı. Deplasmanda Everton çok net bir galibiyet aldı. Verlik gösteremediler o maçta. Tabii şimdi iç sahada Soton çok uygun bir rakip. O yüzden iç saha dış sahada biraz... Yani Zaha da öyle bir oyuncu ki yedek bıraktığın anda seni pişman edebiliyor. İki gol atıp o maçı alabiliyor. Yetenekli bir oyuncu, bireysel yeteneği olan bir isim. Bir de dediğin gibi yani çok gol beklentisi olan bir takım gibi değil ama Palace belli açılardan sahasında çok çok daha farklı oynuyor. Yani City ile oynadıkları Pep'in oyuncu değiştirmediği maçı hatırlarsın. Orada çok iyi bir savunma sergilemişlerdi. Oturdu bir de yani Anderson falan da çok iyi oyuncular. İyi bir ikili oldular orada. Zaten iyi bir kalecileri var. O yüzden hani senin dediklerine bu noktada çok net katılıyorum. Belki abi savunma oyuncularından hani bahsederken Fabian Schär olabilir. 4 maçta 4 tane kaleyi bulan şutu var. Golü de var. Aston Villa ile evinde oynuyor Newcastle. Yine Schär'i yani alma konusunda zaten hani kadrolarda birazcık yer alan bir isim. Ama bu hafta özellikle ön plana çıkabilecek bir isim. Peki şeye ne diyorsun abi? Yani 6.6 milyona bir Rashford. Manchester United'ın da az önce benim şovda Bruno'dan bahsederken ki fikstürde ve yani West Ham, Aston Villa, Fulham. İçeride West Ham sonra iki deplasmanı ama fena bir fikstür değil. Manchester'da büyük maç kazanarak formda olduğunu gösterdi. Ronaldo krizi de birazcık toparlandı gibi takıma geri döndü. Hani bu süreçte Rashford güvenilir bir isim olur mu bu mini fikstürde? Valla olabilir ama şöyle bir handikap var. Şimdi Rashford ne kadardı? 6.6 milyon. 6.6 milyon Rashford. Yani orta sahanızın şeyine, kalitesine göre Rashford sanki yedekte kalabiliyor gibi gözüküyor. Yani şimdi orta sahalara bakıyorum. Kimi konuştuk? İşte formda olanları konuşalım. Madison var, işte Almiron var. Ucuz taraftan Andreas Pereira var. De Cordova Reed var. Kevin De Bruyne, Salah zaten var. Sürpriz yani. Kevin De Bruyne var, Salah formsuz, hadi onu geçtim. İş yapabilecek Bowen var, bilmem ne var falan. Ibobi var. Yani formda oyuncular bunlar. Rashford henüz o forma giremedi. Evet, fikstürü çok iyi. Benim kadromda da var bu arada. Ben fikstürden dolayı almıştım Rashford'u. Sanırım 2 hafta önceydi. Ama benim şu andaki bu haftaki 11'imde Rashford mesela ilk 11'e giremiyor. Ya 6.6 milyonluk oyuncuyu da hani kenarda tutmak ne kadar doğru? Evet şu anda ben de kenarda ama doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Mesela orta saham şu anda Almiron, Bowen, De Cordova, Reed ve Salah'tan oluşuyor. Forvet hattında Kane, Wilson, Mitrovic var. Ben buradan kimi keseceğim yani? Hani De Cordova'yı keseyim desem Everton'a karşı oynuyor adamlar yani. Hani niye keseyim? Abi dediğin gibi yani fikstüre bakmak gerekiyor. Oyuncuların form durumu yani Madison, Iwobi falan bir çırpıda sayabileceğin oyuncular var. Zaten 5 tane oyuncu sayıyorsun. Hadi 3-5-2 dizdin diyelim maksimum. Oraya Rashford'u belki eklersin ama zaten elinde premium tercihin varsa Rashford'a gitmek de çok mantıklı olmuyor. Orası doluyor yani fikstüre baktığında. O yüzden hani bilemedim ben de. Yani ya şimdi şöyle birazcık daha düşünürsek Jota gibi isimler sakat. Luis Diaz'lar sakat. O yüzden seçenekler daraldı gibi görünse de işte Almiron, Iwobi, Zaha gibi 3 tane ismi yanına Madison, Salah ya da De Bruyne'i koyduğunda 5 tane oyuncu yazıyor. O da öyle bir durumda da sen zaten şeye gidemiyorsun Rashford'a kolay kolay. Uygun bir oyuncu. Hani bütçede yer açmak için yapılabilir ama ne kadar fark yaratır? Orası muamma. Bana ilginç gelen noktalardan biri Hakan Şaka'nın hala 5.1 ile Arsenal'de 3 gol 3 asistle sadece kullanıcıların %3.7'sinde bulunması. Abi yani çünkü kimse inanamıyor Şaka'nın öyle abi ısı haritalarını görmüşsündür yani, performansı yani oynadığı yer. Yo, izlediğimiz maçlarda görüyoruz yani çok önde oynuyor esasında. AMC gibi bayağı. Evet çok önde oynuyor yani Arsenal topu çok önde oynadığı için esasında öyle ama gözüküyor biraz. İşte 13 hafta geçmişken hala %5'in altında kullanıcılarda olmasına ne diyorsun yani ben bu bana çok anlamlı gelmedi. Ya işte orada biraz hissi
Kabdel Vuku olayı yani. Şakadan esasında hani bu adam bu zamana kadar bunları yaptı ama bunları yapmaya devam edemez diye düşünüyor herkes. Evet evet. Az önce bir de bahsettiğin olay zaten bir çırpıda 5 tane 7 tane 8 tane oyuncu yazarken onların arasına yani bir hafta yedekte tutarsın belki. Hadi 2-3 hafta bu sefer de onu neden yedekte tutayım? Onun yerine farklı bir alternatife giderim. İşte Andreas Pereira yoksa ona giderim ya da 5 milyonun altında performans gösteren sürpriz bir oyuncuya giderim. Şakayı sokam. Yani o 3-5-2 dizdiğinde bile zaya zor yer buldu. Sanki o oranda ondan kaynaklı. Ya evet evet evet. Yani zaten o da şimdi şey Andreas Pereira da birçok kadroda var ama herkesin yedeği adam. Yani çok puan topluyor. Ama kimse topladığı puanları alamıyor Andreas Pereira. Öyle de bir sıkıntı var yani. Adam ucuz diye alıyorsun. Ucuz olduğu için yedekte kalıyor yani. Beklenti düşük oluyor. Bu sefer o puanı toplayamıyorsun yani adam. O çok garip bir döngüye girdi. Yani öyle bir sıkıntı var. Şimdi biraz hani forvetlerden konuşalım. Tabii abi. Ondan sonra da kapatırız zaten. Newcastle'ın fikstüründen bahsettim. Colin Wilson bence şu anda çok eğer Haaland da sakatsa bir haftalık değişim için çok ideal bir oyuncu olabilir. Hatta önümüzdeki dönemde belki Mitrovic'le değişimi olabilir kadrolarda. 8 maçta 4 gol 1 asisti var. Fide olduğu sürece çok istikrarlı bir oyuncu. Penaltıları var. Fide avantajı var şu anda. Bence iyi bir transfer olabilir. Diğeri de Harry Kane. 10 gol 2 asisti var şu ana kadar. Sadece 2 maçta boş geçti. Haaland'dan sonra en çok puan toplayan oyuncu tabii. Arada çok puan farkı var ama en çok puan toplayan oyuncu Haaland'dan sonra. Bu haftanın kaptan opsiyonlarından birisi. Rakip Bournemouth ligin en çok gol diyen 23 golle ligin en çok gol diyen ikinci takımı ve gol yeme beklentilerinden 5 tane fazla gol yiyorlar. Ne kadar kötü bir savunma olduğunu esasında gösteren bir şey bu. 18 gol yeme beklentisinden 23 gol yemişler. Spurs de bu arada ne kadar hani defansif bir takım gibi gözükse de atılan golde lig üçüncüsü, gol beklentisinde lig beşinci bir takım. Çünkü hızlı çıktıkları pozisyonlarda çok yüksek gol beklentisi olan ve çok açık hani birebirlere vesaire denk gelen hani Kane'in inanılmaz paslarıyla çok birden rakibin kalesinin önünde biten bir takım haline büründü Spurs. Birkaç yıldır zaten bu haldeler. Ne kadar hani çok atak takımı gibi gözükmeseler de hücum anlamında çok verimli bir takım. O yüzden yani burada da Kane'de iyi bir fırsat olabilir. İşte bir haftalık Haaland Kane değişimi vesaire o da yapılabilir yani eğer kadronuzda yoksa. Ki genelde Haaland artı Kane yapmak biraz zor. Hemen bu hafta insanlar son günü bekleyip basın toplantılarından sonra Haaland Kane, Haaland Wilson değişiklikleri zaten yapacaklar gibi. İşte bende var abi mesela. Haaland Kane, Tony, Kevin De Bruyne var bende. Bu dörtlü ölümcül hattı kurmuştum. Abi işte şey mesela Everton'ın fikstürü de fena durmuyor. Sadece son bir ekleme belki Dominic Calvert-Lewin'den tekrar bahsetmek gerekirse. Yani o da sakatlıktan döndü. Bir gol attı diye almak çok mu mantıklı mı? Onu bir tabii düşünmek gerekiyor ama. Bence Leicester... çok saçma abi Dominic Calvert bir zaman yani bir sezon ya, önceydi. Bir zaman Leicester... istiklal bir forvet olmadı yani. Abi Fulham Leicester Bournemouth diye bir işte fikstür var ama tabii Fulham'da iyi sağlam takım. Leicester'da hücum takım. Hani ama ona rağmen Ward'dan bayağı clean sheet aldı kadrosunda tutanlar. Hani Leicester kalecisi diye almışlardı. İlk haftalar çok kötü gitti herkes. Şimdi 3-4 tane clean sheet'i topladı. Ben de aldım çok... ya. Geçen hafta evet. Aldım ben galiba. En çok puan toplayan kalecilerden biri oldu. Bayağı şaşırtıcı. Tabii o biraz savunmanın oturmasıyla alakalı. Hani ben Rodgers'ta da ısrar ettiler. Ben Rodgers o sonuçlardan sonra artık gönderilir diye düşünüyordum. Çağları da oynatmıyor. Oraya işte DMC çekti, Amartey'i falan stopere çekerek Evans'la takımı bir şekilde toparladı. Çünkü hayvan gibi bir hücum hattı var. Hani kaç yaşında hala Wardy bir şekilde işte sonradan giriyor. Rotasyon oyuncusuna dönüştü. O yüzden yani dediğin gibi işte Dominic Calvert-Lewin'in orada sakatlık mevzusunu düşününce elde bir sürü alternatif varken işte o da %0.4'ü almış kullanıcıların. Çok farklılaşmak isteyen olursa belki bu 3 maçlık fikstürde bir kumar oynayabilir ama 7.9 milyon ucuz bir oyuncu da değil. 6 milyonluk bir isim olsa bütçede iyice yer açarsın. Yani 9 milyonluk oyuncuyu satsan elinde 1 milyon da oluyor. 9 milyonluk çıktığında oyuncu da kim olur? İşte Nunez falan var o civarda. O yüzden baktığında abi fikstüre çok da mantıklı. 7.3 milyon. Ben niye gidip 7.9 milyon Dominik abi? Yani biraz öyle. Mitrovic bak. Kaç para? 7 milyon mu? Tabii canım bir Mitrovic kaç para? Ben çocuğuma yani. Bir Mitrovic bile alamayacak mıyım diyorsun. Evet. Ivan Toney alırsın. Tabii. Ya Tony zaten en fiyat performans oyuncusu oldu herhalde. Abi genel hatlarıyla herhalde konuştuk. Sadece bu hafta hani net galibiyet beklenebilecek takımlara bir yani fikstüre bakıp karar vermek gerekir ama şeye yapamıyorsun çünkü Nottingham Forest gitti, Liverpool'u yendi. Şimdi Arsenal deplasmanında dağılabilirler, puan da çıkarabilirler. Lig bu sene bütün takımlar bir şekilde
varlık gösteriyor. O yüzden keyifli bir hafta olacak gibi. İşte Haaland'ın yokluğu hesapları değiştirebilir. Sekerek gidiyor dediğin gibi o sızan görüntülerde, tesislerde. Tabii biyonik adam olduğu için sahaya da çıkabilir belli olmaz ama ben risk edileceğini düşünmüyorum. City biraz görece ligde de iyi durumda. Genel hatlarıyla konuştuk herhalde haber yeri. Aynen konuştuk. Şeye baktım böyle en fiyat performans oyuncuları kim diye. Points per million gibi bir şey var. Almiron 1, Trippier 2, Nottingham kalecisi Henderson 3, Jose Sa 4, Pop 5, Xhaka 6, Granit Xhaka. İşte Raya geliyor kaleci. Ondan sonra. Fabian Schär, Castagne ve Andreas Pereira. Zaten 3 tane Newcastle'lı, 4 tane kaleci saydın. Aynen. Buradan bile bu sezonun hani Haaland'ı falan çok ayrı bir yerde tutunca dediğin fiyat performans noktasında çok farklı oyuncular var. Bunlara bakarak tabii herkes kadrolarını oluşturabilir. Wildcard bir şey için çok doğru haftalar değil. Çünkü Dünya Kupası geliyor. İlk Wildcard'ı çoğu kullanmıştır ya. Kullanmadıysa evet, evet. Da Dünya Kupası'nı bekleyenler vardır belki. Valla Wildcard'ı ben kullandım mı kullanmadım mı şu an bile emin değilim yani. Sanırım ben kullandım. Tam hatırlayamıyorum. Şu an hani transfer yapma noktasına girdiğimde görebilirim onu. Bakıyorum hatta. Vallahi göremedim. Yapıp yapmadığıma ben de emin değilim. Çünkü birazcık Şampiyonlar Ligi'nde de fantezi falan oynadığım için oralarla da bazen karışıyor. Ağzına sağlık abi o zaman bu hafta için. Senin de ağzına sağlık abi. Görüşürüz. Clean Sheet'i bu hafta burada noktalıyoruz. Geçiş oyunun Fantezi Premier Lig programı. Bizleri YouTube'dan ve diğer bütün podcast mecralarından dinleyebilirsiniz. 14. maç haftası öncesi. Maçları, kadroları, sürprizleri ve olabilecek ihtimalleri konuştuk. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.